Merhaba, bu videomuzda İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi MAT 103 çalışma sorularının 5.sinin konu olarak da integral. Bunların çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruda integral sorularımız var. Birinci sorunun A şıkkında t kök t artı kök t bölü t kare eşittir dt integrali verilmiş. Bunun çözümünü istiyor. T kök t, bunu şöyle yazabiliriz. T kök t bölü t kare ve kök t bölü t kare olarak yazabiliriz. T kök t, t üzeri 3 bölü 2 yapar. Aşağıda da t kare var. T üzeri 3 bölü 2'yi t kareye bölersek t üzeri eksi 1 bölü 2 gelir. Kök t, t üzeri 1 bölü 2. Aşağıda da t kare var. Böldüğümüz zaman kuvvetleri çıkartırız ve t üzeri eksi 3 bölü 2 elde ederiz. Eşittir. Üstlerini 1 arttırdığımız zaman eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olur ve 1 bölü 2'ye üstüne böldük. T üzeri eksi 3 bölü 2 1 arttırdığımız zaman eksi 1 bölü 2 yapar ve eksi 1 bölü 2'ye böldük artı integral sabiti. 2 yukarı geçti. T üzeri 1 bölü 2 kök t'dir. 2 kök t. Bu da eksi 2 oldu. T üzeri eksi 1 bölü 2'yi de aşağıya kök t olarak yazabiliriz. Artı integral sabiti. 1'in B şıkkında 9 r kare bölü kare kök 1 eksi r küp dr olarak verilmiş. Bunun integralini almamızı istiyorlar. Burada bir dönüşüm yapıyorum. Şöyle diyelim. 1 eksi r küp eşittir u dersek eksi 3 r kare dr eşittir du yapar. O halde 3 r kare dr de eksi du diyebiliriz. Bu dönüşümü kullanarak 9 r kare var. 3 r kare dr de eksi du'ya eşitmiş. 9 bunun 3 katı. O zaman yukarısı eksi 3 du yapar. Aşağısı da karekök içinde içindeki ifadeye u demiştik. Kök u. Biz bunu şöyle yazarsak eksi 3 u üzeri 1 bölü 2 normalde. Onu yukarı çıkartırsak u üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Eksi 3. U'nun kuvvetini 1 arttırdık. Artı 1 bölü 2 yaptı ve kuvvetine böldük. Artı 1 bölü 2 artı c. 2 yukarı çıktı ve eksi 6 elde ettik. Eksi 6 kök u. Kök u. U'yu da yazarsak 1 eksi r küp şeklinde. Eksi 6 karekök içinde 1 eksi r küp artı integral sabiti olarak bulmuş olduk. C şıkkında sinüs 2t artı 1 sinüs 2t artı 1 bölü kos kare 2t artı 1 dt. Burada da yine bir dönüşüme ihtiyacımız var. O dönüşüm de şu. Kosinüs 2t artı 1 eşittir u dersek kosinüsün integrali eksi sinüs içinin türevinden 2 geleceği için eksi 2 eksi 2 sinüs 2t artı 1 dt eşittir du yapar. Yukarıda bizim sinüs 2t artı 1 dt var. Onu çekersek eksi du bölü 2 yapıyor yukarısı. Bu dönüşümü kullanırsak eksi du bölü 2. Kosinüse de u demiştik. Burada da u kare oldu. Eksi 1 bölü 2. Bunu u üzeri eksi 2 olarak düşünürsek eşittir. Eksi 1 bölü 2. Kuvvetini 1 arttırdığımız zaman u üzeri eksi 1 yapar. U üzeri eksi 1 ve kuvvetine böldüm. Eksi 1. Artı integral sabiti
Eksiler artı oldu. 1 bölü 2 u yaptı. U da kosinüstü. Kosinüs 2t artı 1 artı c. 1 bölü kosinüs de sekant olduğu için sekant 2t artı 1 bölü 2 artı c olarak da yazabiliriz. D şıkkında 18 tanjant kare x sekant kare x dx bölü paydada ise 2 artı tanjant küp x var. Burada şöyle bir dönüşüm yapacağız. Paydanın tamamına 2 artı tanjant küp x'e u dersek bunun türevi 3'ü başa attık. Tanjantın kuvvetini 1 azalttık. Tanjant kare oldu. Tanjantın türevini alırsak da sekant kare x olur. dx eşittir du. Yukarıda 18 tanjant kare sekant kare var. 3 tanjant kare sekant kare dx'e du diyebiliyormuşuz. 18 tane olunca bunu 6 ile çarpmamız lazım. Yukarısı 6 du yaptı. Aşağısı ise aşağıya da u demiştik. 6 bölü u. 1 bölü u'nun integrali ln u olduğu için mutlak değer koyuyoruz. 6 ln mutlak değer u artı c. İntegralde lnlerde mutlak değeri unutmayalım. Mutlak değer çünkü içi negatif olamıyor. Logaritmanın içi negatif olamıyor. Mutlak değer koymamız gerekir. Eşittir 6 ln u. U neydi? U neydi? 2 artı tanjant küp x artı integral sabiti şeklinde bulmuş olduk. E şıkkına bakarsak kosinüs kök teta bölü karekök teta çarpı sin kare teta d teta. Sin kare kök teta, pardon. Sin kare kök teta d teta. Öncelikle kök teta ya u desek 1 bölü 2 kök teta d teta eşittir du yapar. Kök tetalardan kurtarmış oluruz integralimizi bu dönüşüm vasıtasıyla. Yukarıdaki kök teta'ya u dedim. Kos u yaptı. D teta bölü kök teta 2 du yaptı. D teta bölü kök teta yerine 2 du yazabilirim. 2 du bölü sin kare u. Burada tekrar bir dönüşüme ihtiyacım var. O dönüşümüm de şu. Sinüs u eşittir t desek kosinüs u du eşittir dt yapar. Bu dönüşümü kullandığımız zaman integralimiz kosinüs u du dt 2 dt bölü t kare. Bunu da biz şöyle yazabiliriz. T üzeri eksi 2 diye düşünelim. Eşittir 2 t'nin kuvvetini 1 arttırdığımız zaman t üzeri eksi 1 kuvvetine böldük. Eksi 1 artı integral sabitimiz. Eksi 2 bölü t yapar. T neydi? Sinüs u. Sinüs u. U neydi? O da kök teta. Eksi 2 bölü sinüs kök teta artı integral sabitimiz şeklinde bulmuş olduk. F şıkkında 1 bölü teta kare sinüs 1 bölü teta çarpı kosinüs 1 bölü teta d teta. Burada 1 bölü teta'ya dönüşüm uygulayabiliriz ya da
1 bölü teta'yı uygularsak 2 defa uygulamamız gerekebilir. Yok, gerekmeyecek. Neyse. Öyle yapalım. 1 bölü teta eşittir u diyelim. Eksi 1 bölü teta kare olur. Bunun türevi d teta eşittir d u. O halde d teta bölü teta kare eksi d u yapar. Bu dönüşümü kullanırsak eksi d u. Önce şunları yazalım. Sinüs u, kosinüs u, d u şeklinde yazabilirim. Bunu da şöyle düşünelim. Yanına bir 2 koysam, sinüs u, kosinüs u, yanına 2 koydum, aşağıya da 2 koydum. Bir şey değişmedi. Ama yukarısı sinüsün yarım açı formülü oldu. Yani sinüs 2 u yazabilirim yukarı için. D u eşittir. Burada eksi 1 bölü 2. Sinüsün integrali eksi kosinüstür. Şu eksiği artı yapıyorum. Kosinüs 2 u. Burada 2 u olduğu için buranın türevine bölmem lazım. 2 u'nun türevi 2 olduğu için buraya 2 yazmam lazım. Artı c. Yani kosinüs 2 u bölü 4 artı c elde ettik. Kosinüs 2 u. U neydi? 1 bölü teta. O halde bu 2 bölü teta yaptı. Kosinüs 2 bölü teta bölü 4 artı integral sabiti şeklinde bulmuş olduk. G şıkkında integral teta üzeri 4 eksi 2 teta kare artı 8 teta eksi 2 çarpı teta küp eksi teta artı 2 d teta. Burada açarak da yapabiliriz ama açmak uzun sürecek. Onun yerine şöyle bir dönüşüm kullanabilirsiniz. Birincinin türevi ikinci parçadaki polinoma benziyor bunu fark edersek. Teta üzeri 4 eksi 2 teta kare artı 8 teta eksi 2'ye u desek. 4 teta küp eksi 4 teta artı 8 d teta eşittir d u yapar. İkinci kısımda bunun 4 ile sadeleştirilmiş hali var. O halde teta küp eksi teta artı 2 4'e böldüm. D teta burayı da 4'e bölersek d u bölü 4 yapar. Bu dönüşümü kullanınca birinci kısma u dedik. İkinci kısım d teta ile beraber d u bölü 4 yaptı. O halde biz şunu elde ettik. U'nun üzerine 1 arttırırsak u kare 2'ye böldük. Aşağıda da 4 var. U kare bölü 8 artı integral sabiti. U'yu da yerine yazarsak teta üzeri 4 eksi 2 teta kare artı 8 teta eksi 2 bunun karesi bölü 8 artı c şeklinde bulunur. H şıkkında x üzeri 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 3 sinüs x üzeri 4 bölü 3 eksi 8 verilmiş dx. Sinüsün içindeki şeyin türevinin x üzeri 1 bölü 3'e benzediğini görebilirsiniz. O halde şöyle bir dönüşüm yapmak mantıklı olur. X üzeri 4 bölü 3 eksi 8 eşittir u desek. 4 bölü 3'ü başa attık. X üzeri 1 bölü 3 dx eşittir du. X üzeri 1 bölü 3 dx o halde onu çekersek x üzeri 1 bölü 3 dx eşittir 3 bölü 4 du yapar. Bu dönüşümü uygularsak sinüsün içindeki şeye u dedik. X üzeri 1 bölü 3 dx de 3 bölü
4 du yaptı. 3 bölü 4 sinüs u du elde ettik. 3 bölü 4 sinüsün integrali eksi kosinüs olacağı için başa eksi attık. Eksi kosinüs u artı integral sabiti. Eksi 3 bölü 4 kosinüs u. U'yu da yerine yazarsak x üzeri 4 bölü 3 eksi 8 artı c şeklinde bulmuş olduk. İ şıkkında sinüs kök teta bölü teta çarpı karekök içinde teta çarpı kos küp teta. D teta. Önce bunu şöyle yazalım. Paydadaki kökü iki parçaya ayıralım. Kök teta çarpı kök kos küp kök teta. Burası kök teta olacak. D teta. Burada dönüşümü uyguluyorum. Ne diyorum? Kosinüs, evet. Kök teta'ya da diyebilirsiniz ama burada daha hızlı bir dönüşüm uygulayacağım. Kosinüs kök teta'ya u desek eksi sinüs kök teta bir de içinin türevi 1 bölü 2 kök teta d teta eşittir d u yapar. İntegrale bakarsak sinüs kök teta bölü kök teta var. Onu çektiğimiz zaman sinüs kök teta bölü kök teta ifadesi eksi 1 bölü 2 karşıya çarpım olarak atarsak eksi 2 d u yapar. Eşittir. Yukarısı eksi 2 d u yaptı. Aşağıda da kosinüs kök tetaya u demiştik. Karekök u küp yaptı. Bunu biz eksi 2 u küpün karekökü u üzeri 3 bölü 2'dir. Yukarı alırsak u üzeri eksi 3 bölü 2 yapar. Eksi 2. U'nun kuvvetini 1 arttırdık. U üzeri eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2 dedik. Eksi 1 bölü 2 yukarı 2 olarak çıkar. 4. U üzeri eksi 1 bölü 2'yi de aşağıya kök u olarak yazabiliriz. Artı c. 4 bölü kök u. Kök u neydi? Kök kosinüs kök teta artı integral sabiti şeklinde İ şıkkını bitirmiş olduk. J şıkkına bakalım. J şıkkında 1 eksi kosinüs 6t bölü 2 dt. Burada dönüşüm değil. Dönüşüme ihtiyacımız yok. Evet, direkt burada hesaplayabiliyoruz. Dönüşüme hiç ihtiyacımız yok. Şöyle ki bunu 1 bölü 2 eksi kosinüs 6t bölü 2 olarak yazabilirim. Dt. 1 bölü 2'nin integrali t bölü 2. Kosinüsün integrali sinüstür. Sinüs 6t bölü 2. Bir de bu içinin türevine bölmem lazım. Yani 6 ya böldüm artı integral sabiti. T bölü 2 eksi sinüs 6T bölü 12 artı C şeklinde bulmuş olduk. K şıkkında x artı sinüs x bölü 1 artı kosinüs x dx integrali verilmiş. Bu biraz zor bir integral. X bölü 1 artı kosinüs x dx artı sinüs x bölü 1 artı kosinüs x dx. İkinci kısım çok kolay. İkinci kısmı halledelim önce. 1 artı kosinüs x'e u dersek eksi sinüs x dx eşittir du yapar.
Birinci kısım kolay. İkinci kısım için de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kosinüsün yanındaki 1'i yok etmek için kosinüsün yarım açı formüllerini kullanacağım. Neyi kullanacağım? 2 kos kare x bölü 2. 2 kos kare x bölü 2 eksi 1 yarım açı formülünü kullanacağız. Birinci parça için. Birinci parça o halde şöyle oldu. 1 artı kosinüs x. Kosinüs x yerine 2 kos kare x bölü 2 eksi 1. Bunu yazdık. Artı sinüs x dx eksi du. Aşağıda ise 1 artı kosinüs x var. Ona da u dedik. Eşittir. Birinci kısım ne oldu? X çarpı. Birler gitti. X bölü 2. Aşağıda 2 var. 1 bölü kos kareyi de biz sekant kare olarak yazabiliriz. Sekant kare x bölü 2 dx dedik. İkinci kısma geçtik. İkinci kısmın integralini alabiliyorum. Ln mutlak değer u. Eksi ln mutlak değer u artı c1 diyelim bunun integral sabitine. Birinci kısım için şimdi kısmi integrasyon, integration by parts metodunu uygulamamız lazım. Kısmi integrasyon. Sekant kare, evet ona şöyle diyelim. X bölü 2 eşittir u olsun. Sekant kare x bölü 2 dx eşittir dv olsun. X bölü 2'nin türevi 1. Dx eşittir 2 du. Dx bölü 2 eşittir du diyelim. Sekant kare. Sekant kare nereden geliyordu? Neyin türevi sekant kareydi diye düşünürsek. Tanjantın türevi. Tanjant x bölü 2. Ama içinin türevine bölmem lazım bunun. Yani 1 bölü 2'ye bölünce şuraya bir 2 gelir. Bu da v'ye eşit olur. Bu kısmi integrasyon metodunu uygularsak birinci parça için u çarpı v. U çarpı v ikiler birbirini götürür. X çarpı tanjant x bölü 2 u v eksi integral v du. V du da ikiler gider. Tanjant x bölü 2 ve du dx. Eksi ln u artı c1. Tanjant x bölü 2 için ne yapmamız gerekiyor? Orada da tanjantı sinüs bölü kosinüs olarak düşünmemiz lazım ve kosinüs x bölü 2'ye eşittir t diyelim. Kosinüs x bölü 2 eşittir t eksi sinüs x bölü 2 bir de içinin türevi 1 bölü 2 dx eşittir dt yapar. Eşittir x çarpı tanjant x bölü 2. Eksi sin bölü kos olarak düşündük. Sinüs x bölü 2 dx yerine sinüs x bölü 2 dx yerine eksi 2 dt yazabiliyormuşum. Eksi 2 dt. Kosinüs x bölü 2'ye zaten t demiştik. Burası da bitti. Eksi ln u artı c1. X tanjant x bölü 2. Burası eksi eksi artı oldu. 1 bölü t'den ln mutlak değer t. Eksi ln mutlak değer u artı c1 artı c2 diyelim. Birinci integralden de c1 gelsin. Bu c1 artı c2 sabit olduğu için ben bunların toplamına tek bir şekilde c diyebilirim. Harflerimizi de geri döndürürsek x çarpı tanjant x bölü 2 artı ln t yani ln mutlak değer kosinüs x bölü 2 ln t eksi ln u eksi ln u neredeydi? 1 artı kosinüs x. Şuradaki ifadeyi kullanırsak
ln 1 artı kosinüs x 1 artı kosinüs x olur artı c. Evet, bu şekilde bırakabiliriz. İkinci kısımda şöyle diyebiliyoruz. 1 artı kosinüs x, yine şuradaki yarım açı formülünü kullanırsak, 1'i şuraya atarsak 1 artı kosinüs x, kosinüs x 2 kos kare. 2 kos kare imiş. Oradan bir şey gelir mi? Oradan gerek yok. Tamam, bu şekilde bırakabiliriz. 1'in k şıkkını da bitirmiş olduk. 1'in l şıkkıyla devam ediyoruz. L şıkkında güzel bir integral verilmiş. Karekök tanjant x sinüs x kosinüs x dx. Burada şöyle yapıyorum. Her iki tarafı kosinüs x ile çarpıyorum. Sinüs x bölü kos kare x yaptı. Ben bunu şöyle yazabilirim. Yukarıda karekök tanjant x var. Şu kosinüsü bunun altına koyarsam aşağıda tanjant x yapar. Aşağıdaki kos kareyi de yukarıya sekant kare x olarak çıkartabilirim. Tanjant x ile kök tanjant x'i bölersek sekant kare x dx bölü aşağıda kare kök tanjant x gelir. Şimdi bu aşamada tanjant x eşittir u dönüşümü yapıyorum. Sekant kare x dx eşittir du yapar. Sekant kare x dx var yukarıda. Ona du dedik. Aşağıdaki tanjantı da u demiştik. Kök u yaptı. Bunu u üzeri eksi 1 bölü 2 olarak düşünürsek u'nun kuvvetini 1 arttırdık. U üzeri artı 1 bölü 2 ve kuvvetine böldük 1 bölü 2'ye. 2 yukarı çıktı. U üzeri 1 bölü 2 kök u'dur. U ya da tanjant x'e de u dediğimiz için 2 karekök tanjant x artı c integral sabitimiz olur. Ve 1'in son şıkkı m şıkkıyla devam ediyoruz. Dx bölü 1 artı kosinüs x. Burada eşlenikle çarparsak öncelikle 1 eksi kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x 1 eksi kosinüs x dx. Yukarısı 1 eksi kosinüs x, aşağısı 1 artı kos, 1 eksi kos. 1 eksi kos kare yapar 2 kare farkından. O da sin kare x yapar. Şimdi bunu iki parçaya ayırıyorum. 1 bölü sin kare x dx eksi kosinüs x bölü sin kare x dx diye ayırıyorum. 1 bölü sin kare kosekant karedir. Kosekant kare x dx eksi ikinci kısım için sinüs x'e u diyorum. Kosinüs x dx eşittir du. İkinci kısım için bu dönüşümü uyguluyorum. Sinüs x dx kosinüs x dx du oldu. Aşağıdaki ifadeye de u demiştik. U kare oldu. Kosekant bir şeyin türevinden geliyor. Neyin? Kotanjantın türevi. Kotanjantın türevi eksi kosekant karedir. Burada eksi olmadığı için eksi kotanjant x'tir bunun integrali. Kotanjant x'in türevi eksi kosekanttır. Başında da eksi olduğu için artı kosekanta. Bunun türevi bu. O halde bunun integrali de eksi kotanjant x yapar. Eksi 1 bölü u kareyi de şunu u üzeri eksi 2 olarak düşünürsek yukarıda. U üzeri eksi 1, üstünü 1 arttırdık. Bölü üssü artı c. Eksi kotanjant x artı 1 bölü u yapar. U da sinüs x'ti.
artı integral sabiti. 2'nin a şıkkında x çarpı sekant x kare çarpı tanjant x kare şeklinde bir integral verilmiş. Burada şöyle bir dönüşüm yapıyoruz. Tanjant x kare. Tanjant x kareye u diyoruz. Tanjantın türevi sekant kare. Sekant kare x kare. Bir de içinin türevi dememiz lazım. 2x dx eşittir du. Sekant kare x karemiz var. Başında da x var. O x ile beraber x sekant kare x kare. X sekant kare x kare dx. Şu 2'yi du'nun altına atarsak du bölü 2 yapar. Bu dönüşümü kullanınca x ile sekant kare yerine du bölü 2 yazdık. Tanjant x kareye de u demiştik. Sadece u bölü 2 du kaldı. Bunun da integrali u kare bölü 4 yapar artı c. U neydi? U da tanjant x kare. Bunun karesi tan kare x kare bölü 4 artı c olarak bulunur integralimiz. 2'nin b şıkkına bakarsak cos kare y bölü 7 dy. Burada yarım açı formülü kullanıyoruz. Cos kare ve sin kare olduğu zaman integralimizde yarım açı formülü akla gelmeli. Kosinüs 2y'nin açılımını düşünürsek 2 cos kare y eksi 1. Burada cos kare y'yi çekersek 1 artı kosinüs 2y bölü 2 eşittir cos kare y yapar. Dönüşüm değil, sadece yarım açı formülünü kullandık. O halde cos kare yerine 1 artı kosinüs 2y bölü 2, bir de 7 var, 14 oldu dy. 1 bölü 4'ün integrali y bölü 14. Kosinüs 2y'nin integrali, kosinüsün integrali sinüstür. Sinüs 2y bölü 14. Bir de içinin türevine yani 2'ye bölmemiz lazım artı c. Y bölü 14 artı sinüs 2y bölü 28 artı c şeklinde bulunmuş olur. 2'nin c şıkkına bakıyorum. X üzeri 4 bölü sin kare x üzeri 5 dx. Şu dönüşüm işimizi görür. X üzeri 5 eşittir t desek 5 x üzeri 4 dx eşittir dt yapar. Bu dönüşümü kullanırsak x üzeri 4 dx dt bölü 5 yapıyor. Sin kare t. Sin kare t. 1 bölü sin kare kosekanttır. Kosekant kare t bölü 5 dt. Kosekantın nereden geldiğini biliyoruz. Neyin türevi kosekant kareydi? Kotanjantın türevi eksi kosekant karedir. O halde bunun integrali de eksi kotanjant x yapar. Başında eksi olsaydı direkt kotanjant olacaktı. Başında eksi olmadığı için eksi kotanjant x bölü 5 x değil pardon t artı c. Eksi kotanjant t. T yerine de x üzeri 5'i yazarsak bölü 5 artı c şeklinde bulmuş oluruz. 2'nin d şıkkı. 2'nin d şıkkı integral 1 eksi kotanjant kare x dx. Bu soruda şöyle bir eşitlik kullanacağız. 1 artı kotanjant kareyi düşünelim. 1 artı kotanjant kare. Bu 1 artı kos kare bölü sin kare yapar. Bu toplama işlemini yaparsak yukarısı sin kare artı kos kare yani 1. 1 bölü sin kare x yapar. 1 bölü sin kareyi de kosekant kare x olarak yazabiliriz. O halde 1 artı kotanjant x neye eşitmiş? Kosekant kareye eşitmiş.
Kotanjant x'i çektiğimiz zaman buradan kotanjant x'i çektiğimiz zaman ne olacak? Kotanjant kare x'i çektiğimiz zaman kosekant kare x eksi 1 elde ederiz. Bunu integralde yerine yazarsak 1 eksi, bunu eksiyle çarparak düşünelim. 1 eksi kosekant kare x artı 1 dx yaptı. 2'nin integrali 2x eksi kosekant kare kotanjantın türevinden geliyordu. Kotanjantın türevi eksi kosekant karedir. Eksisi de olduğu için burada artı kotanjant x artı c diyebiliyoruz. 2'nin E şıkkı. Kosekant teta bölü kosekant teta eksi sin teta d teta. Kosekant 1 bölü sinüstür. Bakalım böyle bir açalım. Bir şey bulabilecek miyiz? 1 bölü sinüs teta eksi sin teta d teta. Yukarısı 1 bölü sin teta, aşağısı ise 1 eksi sin kare yapar. 1 eksi sin kare teta bölü sinüs teta. Bu sinüs tetaları atabiliriz. D teta. Yani 1 bölü 1 eksi sin kare. 1 eksi sin kare de kos karedir. 1 bölü kos kare teta d teta haline geldi. 1 bölü kos kare de sekant kare teta d teta yapar. Bunun integralini de biliyoruz. Tanjantın türevi sekant kare olduğu için sekant karenin de integrali tanjant olur artı c. Aslında bu tanjant teta'nın türevinden geliyormuş bu ifade. Kosekant teta bölü kosekant teta eksi sin teta tanjantın türevine eşit oluyormuş. 2'nin F şıkkında sinüs üzeri 3 bölü 4. Sinüs x üzeri 3 bölü 4 var ve kos küp x var dx. Bunu şöyle yazalım öncelikle. Sinüs üzeri 3 bölü 4 x kos kübü de kos kare x çarpı kosinüs x olarak yazıyorum. Sinüs üzeri 3 bölü 4 x kos kareyi de 1 eksi sin kare x olarak yazıyorum. 1 eksi sin kare x olarak yazıyorum. Ve kosinüs x dx var. Şimdi bu aşamada bir dönüşüm uygulayacağım. Sinüs x eşittir u dersek kosinüs x dx eşittir du yapar. Bu dönüşümü kullanırsak sinüs x'e u demiştik. U üzeri 3 bölü 4 1 eksi u kare kosinüs x dx de du oldu. Bunu açtığımız zaman u üzeri 3 bölü 4 eksi u üzeri 2 artı 3 bölü 4 8 11 bölü 4 yapar. Du. U'nun kuvvetini 1 arttırdığımız zaman 7 bölü 4 elde ederim. Bunu 7 bölü 4'e böldüm. Eksi 11 bölü 4 1 arttırdığımız zaman 15 bölü 4 bölü 15 bölü 4 artı c elde ederim. 4 bölü 7 olarak yanına geçer. 4 bölü 7 u üzeri u da sinüs x'ti. Sinüs x üzeri 7 bölü 4 eksi 4 bölü 15 sinüs x üzeri 15 bölü 4 artı c olarak bulunur integralimizin sonucu. 2'nin G şıkkında sin kare x çarpı kos kare x dx var. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Sinüs x çarpı kosinüs x'in karesi olarak yazabiliriz.
Sinüs x çarpı kosinüs x. Bunun yanında bir 2 olmuş olsa, altına da 2 koyalım. Yukarısı sinüs 2x yapar. Sinüs 2x bölü 2'nin karesi haline geldi. Bunu da açtığımız zaman sin kare 2x bölü 4 dx yapar. Sin kare 2x için yarım açı formülü, kosinüsün yarım açı formülü. Kosinüs 4x'i açarsak, yarım açı formülü kullanırsak sin kareli formülü 1 eksi 2 sin kare 2x. Buradan sin kare 2x'i çektiğimiz zaman bunu buraya kosinüs 4x'i de sağ tarafa atarsak 1 eksi kosinüs 4x bölü 2 elde ederiz. Bunu yerleştirdiğimiz zaman sin kare 2x yerine 1 eksi kosinüs 4x bölü 2, bir de 4 var, bölü 8 yaptı. 1 bölü 8'in integrali x bölü 8 eksi kosinüsün integrali sinüs 4x bölü 8 var. Bir de içinin türevine bölmemiz lazım, artı c. X bölü 8 eksi sinüs 4x bölü 32 artı c şeklinde bulmuş olduk. 2'nin g şıkkı. 2h'de karekök 1 artı kosinüs 3x var. Karekök 1 artı kosinüs 3x dx. Karekökün içinden kurtulabiliriz kosinüsün yarım açı formülünü kullanarak. Kosinüs 3x. 1'i yok edecek bir şey lazım. O halde şu formül kullanışlı olur. 2 kos kare yarısı açının 3x bölü 2. 2 kos kare 3x bölü 2 eksi 1 yarım açı formülünü kullanırsak karekök 1 artı 2 kos kare 3x bölü 2 eksi 1 dx. Artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. Karekökün içinden çıkartırsak kök 2 ve kosinüs olarak dışarı çıkar. Kosinüs 3 bölü 2 dx yaptı. Kosinüsün integralini direkt hesaplayabilirim. Sinüs 3x bölü 2. Bir de içinin türevine bölmem lazım. Yani 3 bölü 2'ye bölüyorum, artı c. 2 yukarı çıkar. 2 kök 2 bölü 3 sinüs 3x bölü 2 artı c şeklinde integralimiz bulunmuş olur. 2'nin i şıkkı. 2'nin i şıkkında küp kök 2x kare artı 3 bölü x üzeri ne var? 11 var. Küp kök 2x kare artı 3. X üzeri 9'u dışarı çıkartacağım. İçeride x kare kalacak. X üzeri 9'u dışarı çıkartınca buraya 1 bölü x küp yazarız. X üzeri 9 dışarı x küp olarak dışarı çıkar. Küp kök olduğu için. 1 bölü x küp çarpı küp kök içinde x kareye böldüğümüz zaman 2 artı 3 bölü x kare elde ederiz dx. Burada dönüşüm uyguluyorum. 2 artı 3 bölü x kareye t desek. Bunu x üzeri eksi 2 olarak düşünürsek eksi 2 başa geçti. Eksi 6. X üzeri eksi 3 oldu. Onu da aşağıya attım. X küp dx eşittir dt. Yukarıda bizim integralde dx bölü x küp var. Dx bölü x küp yerine dt bölü eksi 6 yazabilirmişiz bu dönüşüm vasıtasıyla. Dx bölü x küp eksi dt bölü 6 diyorum. T'yi yazmayalım. Eksi dt bölü 6, dt'yi en son yazacağız. Küp kökün içindeki ifadeye t demiştik. Küp kök t yaptı.
Eşittir. Eksi 1 bölü 6. Bunu biz t üzeri 1 bölü 3 olarak düşünürsek. Eksi 1 bölü 6 t üzeri üssünü 1 artırırsak 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 artı c yapar. 3 ile 6 sadeleşir. Burada 2 kalır. Eksi 1 bölü 8 t üzeri 4 bölü 3. T de neydi? 2 artı 3 bölü x kare üzeri 4 bölü 3 yapar. 2'nin j şıkkı. 2'nin j şıkkında karekök x kare eksi 2x bölü x üzeri 6 dx. Burada da benzer bir şey olacak. X üzeri 6'yı komple dışarı çıkartmayacağım. X üzeri 4'ü dışarı çıkartacağım. X kare olarak dışarı çıkacak. X kare eksi 2x bölü içeride de x kare kalacak. X üzeri 4'ü dışarı çıkarttım. 1 bölü x kare karekök içinde 1 eksi 2 bölü x kaldı. Dx. Dönüşüm uyguluyorum burada. Dönüşümümüz 1 eksi 2 bölü x'e u diyelim. 1 bölü x'in integrali eksi 1 bölü x kare. Bu 2 bölü x kare dx eşittir du yapar. Bu dönüşümü kullanırsak. Dx bölü x kare du bölü 2 yaptı. Du bölü 2. Kareköklü ifadeye de u demiştik. Kök u yaptı. Kök u du. Kök u'yu u üzeri 1 bölü 2 olarak yazarsak 1 bölü 2 u üzeri üssünü 1 arttırdık. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. İkiler gitti artı integral sabiti. 1 bölü 3 u üzeri 3 bölü 2. 1 eksi 2 bölü x üzeri 3 bölü 2 artı c olarak sonucumuzu bulduk. K şıkkında kosinüs 3z artı 4 dz var. Kolay bir integral. Şöyle yaparsak 3z artı 4'e u desek 3 olur türevimiz. 3 dz eşittir du yapar. Bu dönüşümü kullanırsak kosinüs u, dz de du bölü 3 oldu. Du bölü 3. Kosinüs u, kosinüsün integrali sinüs. Sinüs u bölü 3 artı c şeklinde bitirmiş olduk. Ve u'yu da yazarsak u 3z artı 4 bölü 3 artı c oldu. 2'nin l şıkkı. 2'nin L şıkkında şu var. Y küp Y üzeri 4 artı 1 üzeri 8 DY. Bu da basit. Y üzeri 4 artı 1'e U diyelim. 4 Y küp DY eşittir DU yapar. Y küp dy var bizde. Y küp dy du bölü 4 yapar. Du bölü 4. Y üzeri 4 artı 1'e u demiştik. U üzeri 8 du yaptı. Bu da u üzeri 9 bölü 9. 4 de aşağıda var. 36 artı integral sabiti. U'yu yerine yazarsak y üzeri 4 artı 1 üzeri 9 bölü 4 artı c şeklinde bulunur. 2'nin M şıkkı tanjant kare teta d teta. Burada şöyle bir şey yapacağız. 1 ekliyorum buna. 1 artı tan kare x, bir de 1 çıkartıyorum. Dx. 1 artı tan kare x
Hesaplarsanız, ezbere biliyorsanız direkt sekant kare x dersiniz. Bilmiyorsanız 1 artı tan kare x'i sin kare bölü kos kare olarak açarsanız yine görürsünüz sekant kare x olduğunu. Eksi 1. Sekant kare x'in nereden geldiğini biliyoruz. Tanjantın türevi. Sekant kare x'in integrali tanjant olur. Tanjant x eksi 1'in integrali de x yapar. Artı integral sabiti şeklinde bulmuş olduk. 2'nin n şıkkı sin kare 5t sin kare 5t çarpı kosinüs 5t dt. Dönüşüm uygulayacağım burada. Sinüs 5t eşittir u yapsın. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs bunlar t pardon. Kosinüs 5t dt eşittir du yapar. Bir de içinin türevi demem lazım. 5 kosinüs 5t dt eşittir du. Bu dönüşümü kullanırsak sin kare sinüse u demiştik. Burası u kare yaptı. Kosinüs 5t dt du bölü 5 yaptı. Du bölü 5. Bunun integrali u küp bölü 3. 5 de aşağıda var. U küp bölü 15 artı c. U küp ne olur? U sinüs 5t idi. Sinüs küp 5t sin küp 5t bölü 15 artı c şeklinde integralimizi bulmuş olduk. 2'nin o şıkkında 1 eksi kosinüs 1 eksi kosinüs x bölü 2'nin karesi çarpı sinüs x bölü 2 integralimiz var. Burada şöyle bir dönüşüm yaparsak 1 eksi kosinüs x bölü 2 eşittir u dersek kosinüsün integrali eksi sinüs olacağı için bu eksi artı olur. Ve sinüs x bölü 2 elde ederiz. Bir de içinin türevi çarpı 1 bölü 2 dx eşittir du. Bu 2'yi buraya atarsak 2 du diyebiliriz. Bu ifade şöyle olur. 1 eksi kosinüs x bölü 2'ye u demiştik. U kare sinüs x bölü 2 dx'e de 2 du diyorum. Bu integralimiz 2 u küp bölü 3 artı integral sabiti olur. 2 bölü 3 u küp u da 1 eksi kosinüs x bölü 2 idi. Bunun kübü artı integral sabitimiz. O şıkkını da bitirdik. 2'nin P şıkkı 18 tanjant kare x sekant kare x bölü 2 artı tanjant küp x bunun da karesi. İki artı tanjant küp x eşittir u diyorum. Bu dönüşümü kullanacağım. Tanjant kübün türevini alırsak 3 tanjant kare x ve tanjantın türevi sekant kare x dx eşittir du yapar. O halde yukarısı ne oldu? 18 var. 6 katı. 6 du olur yukarısı. Aşağısı ise 2 artı tanjant kübe u dediğimiz için u kare yapar. Bunu 6 u üzeri eksi 2 olarak düşünürsek 6 u üzeri eksi 2 du 6 u üzeri eksi 1 üstünü 1 arttırıp üstüne böldük artı integral sabiti eksi 6 bölü u yapar. U da 2 artı tanjant küp x'ti. 6 bölü 2 artı tanjant küp x artı integral sabiti şeklinde p'yi bulmuş olduk. 2'nin son şıkkı q şıkkında 2r eksi 1 kosinüs
karekök içinde 3 çarpı 2x eksi 2r pardon 2r eksi 1'in karesi artı 6 bölü karekök içinde 3 2r eksi 1'in karesi artı 6dr. Karekök var iki tane. Burada şöyle bir başlayalım. Kareköklü olan ifadeye 3 2r eksi 1'in karesi artı 6. Buna u diyelim. Kareköklü bir ifadenin türevi neydi? 1 bölü 2 karekök idi. 2r eksi 1'in karesi artı 6. 1 bölü 2 karekök. Bir de içinin türevi dememiz lazım. İçinin türevinden de 2 başa geçti. 6 2r eksi 1. Bir de içinin türevi 2r eksi 1'in türevi 2 gelir. dr eşittir du. Şu 2 ile bu 2'yi atabilirim. 6 2r eksi 1 dr bölü karekökli ifade du'ya eşitmiş. O halde bu integralimiz şöyle oldu. 2r eksi 1 6 katı var. Burada o zaman du bölü 6 gelecek oradan. Yani şöyle şunu ve bu kısmı alırsak kosinüs yok. 2r eksi 1 dr bölü kareköklü ifadeyi alırsak du bölü 6 gelir. Kareköklü ifadeye de u demiştik. Kosinüs u du bölü 6 olur. Kosinüsün integrali sinüs u olur ve bölü 6 var artı c. U'yu da yerine yazarsak sinüs karekök 3 2r eksi 1'in karesi artı 6 bölü 6 artı integral sabiti şeklinde bulunmuş olur.